İn aşağı. Vaktimi boşuna harcama. Sana sadece 10 dakika veriyorum. İn dedim. Ne oldu? Neden yüzüme bakıyorsun? Ben kimseye boş yere iyilik yapmam. Tabii kimseden iyilik de kabul etmem. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben de sana 10 dakika bağışlıyorum. Anladın mı? Böylesi daha ağır. Dediğim gibi sadece 10 dakikan var. İn. Madu, nasılsın kızım? Neden buraya? Eline ne oldu böyle? Önemli bir şey yok. Çekimde küçük bir kaza oldu, o kadar. Merak etme. Ben gerçekten iyiyim. Madu, sen buradasın. Arkay... Anne. Arkay dışarıda, arabada. Buraya gelip seni görmem için 10 dakika süre verdi. Malik nasıl? Şükürler olsun, daha iyi. Her gün biraz daha iyileşiyor. Madu, dinle. Arkay sana... Anne, ben gerçekten çok açım. Seni kendi ellerimle besleyeceğim canım benim. Otur, sana birbirinden güzel... Anne! Neler oluyor? Harika. Demek evde mutluluk rüzgarları esiyor. Bayan Kundura teşrif etmişler. Ne mutlu. Hoş geldiniz. Abla. Lütfen. Sizin gibi önemli kişiler, benim gibi önemsiz aktrislere abla falan demezler. Adımızla çağırırlar. O yüzden lütfen. Rishna, sen yine neler saçmalıyorsun? Özür dilerim anne, özür dilerim. Tabii ki bazı şeyleri ben de biliyorum. Böyle yüce zenginlerle bu şekilde konuşmamalıyız. Bu arada siz neden ayaktasınız? Otursanıza. Bir dakika lütfen. Şöyle bir şey yapalım. Buyurun. Şöyle alalım sizi. Gelin gelin, her ne kadar kaderimi değiştirmekte iyi değilsem de inanın elime toz bezini alınca harikalar yaratan biriyimdir. Abla. Bayan Kundra, lütfen marka elbiseniz karışıp bozulmasın. Yazık olur, lütfen yaklaşmayın. Rishna, Rishna, yalvarıyorum sus artık. Kızcağız burada sadece 10 dakika kalacak. Kızcağız. Demek kızcağız oldu. Kenar mahalle güzeli, Madhubala Malik, büyük yıldız. Arkay'la evlenip evine kapağı attı. Ve sen ona hala acıyorsun. Saray gibi bir evde lüks içinde yaşıyor. Birbirinden pahalı kıyafetler giyiyor. Ve sen hala ona acıyorsun. Arkay'ı evlenmek için nasıl kandırdıysa...
Kim bilir nasıl bir oyun oynadı o adama. Yine de ona acıyorsun demek. Krishna! Sus artık! Bunun olacağı belliydi. Sonunda bir gün gerçek kanıtlanmış oldu anne. Öz kızımla ben bir değilim. Krishna. Ben üvey kızınım. O da zavallı. Evet ben senin Krishna. Üvey kızınım. Madhu. Madhu. Ne oldu? 5 dakika sana yetti öyle mi? Ağlıyor musun? Bu kadar gözyaşını herhalde benim için döküyor olamazsın. Peki o halde kimin için? Ne oldu? Senin aile ilişkilerine çok önem veren biri olduğunu sanmıştım. Peki ne oldu? Gözyaşların neden böyle sel oldu? Aş artık bunları. İlişkiler, aile vesaire vesaire. Bunlar sadece filmlerde güzel duruyor. Elbet sen de anlayacaksın. Bunlar vakit kaybından başka bir şey değil.